Evet değerli dostlar, güzel insanlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi hacmi 8 günün üstünde olup Mekli ve Erasay ala geçen şirketlere bakacağız. Bunlar bizim için önemlidir. ilk sırada Arzum vardır. Arzum'a baktığımızda evet bu son iki günde bir hacim artışı söz konusudur. Önümüzdeki günlerde ne olur ne biter bilmiyoruz ama şöyle de bir şey çizer isek düşen trendini kırmış. Artık yatay hareketine devam ediyor. Bizim için önemli olan destek noktası şurasıdır. Yani 15.70'in altında kapanışlar gelmediği sürece olumludur. Öbür türlüsü altında stop loss noktamızı koyabiliriz. İkinci sırada Avgeo varmış. Avgeo'da bir hazırlık söz konusu var gibi ama net bir şey söylememiz için şuradaki seviyenin kırılması gerekiyor. 4 TL seviyesi kırılır ise yeni bir hikaye yazma yolunda hareket edebilir. Beşiktaş ben bunlara bakmıyorum. BMSC çelik olduğunu görüyoruz. Burada da düşenlik kıran bir şirket karşımıza geldiğini görüyoruz. Böyle kısa vade hareketlerinde onu görüyoruz. Şöyle bir çizgi çektiğimizde 120 dakikalık trafikte bunu net bir şekilde çizeceğimizi düşünüyoruz. Hemen şöyle yaptığımızda evet yani 8.25 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu olsa bile teknik olarak herhangi bir şey engel teşkil etmiyor. Yani Şuradaki dirençlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kaç TL? 9.20 seviyesi bizim için direnç noktası seviyesidir. Ve hacimde bir toparlanma olduğunu da görebiliyoruz. Burada DAPGM var. DAPGM yani açıkçası değişik bir şirket. Güzel bir şirket. Evet 30 seviyesinin üstünde olduğu sürece bence olumlu. 30 seviyesinin altında kapanışlar gelir ise bence şuradaki kanalı takip etmemiz gerekiyor. Yani şurası 27 seviyesine kadar bir geri çekilme olsa bile dahi bir bozulma söz konusu değil. Neden diyecek olursan çünkü yükselen kanalın içerisinde hareket ediyor. Ve bu yükselen kanal devam ettiği sürece içindeki yatırımcılar da devam edilebilir. Ektaş'a bakalım. Evet güzel bir oluşum. Ee, şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Bunu 60 dakikalık trafikte çizer isek daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de bunun bedellisi vardı. Bu bedelli ve bedelsiz ee, furyaları ne olacak ne bitecek onu bilmiyoruz. Ne zaman bölünecek bir haberimiz de yok. Yani şöyle bir yükselen kanalın içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu da olumludur. Şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde e, şuradan alalım. Yani hemen hemen teknik hedefini 26-27 seviyesine dikkat edeceğiz. Ondan sonra ne olur ne biter bilmiyorum ama 28'e kadar hala gidebilecek bir. Bir de bilançosu çok güzel geldi. İttifak Nibaş çıkmış. Saykim'de çıkmış. Seyitler kimya baktığımızda burada son bir hacim girişi olduğunu görebiliyoruz. Burası bizim için ölüm kalım meselesidir. Buranın üstünde kapanışlar gelmesi gerekiyor. 763. 7.63'e çarpıp geri gelme olasılığı da yüksek olabilir. Ama 7.63'ün üstünde hareket hızlanabilme durumu söz konusu olabilir. Temel de dikkat etmek gerekiyor. Frigo'ya bir bakalım. Frigo öyle bir evet burada bir bedelli açıklama mı yapmış bir şeyler yapmış. Ama son bir hareketine baktığımızda grafik çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle son zamanlardaki hacim girişiyle gayet olumlu bir şekilde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. bu şekilde. Evet bir düşeni kırılma durumu söz konusu olabilir. Yani ben açıkçası şuradaki hareketi takip edilebilir. Ee, şu 3.56 seviyesi. 3.56 seviyesinin üstü kapanışlarda bizi otomatik bir şekilde 4 TL seviyesine götüreceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık yüzde %20'lik bir marj vermek. Gayet olumlu frigo. Teknik göstergeler den ziyade hacim girişi son zamanlarda baya bir artmış. Ona da bir bakmak gerekiyor. Gedik. Evet şöyle bir günlük grafiğe baktığımızda bunun bir de bedelsiz açıklama söz konusuydu bu şirkette. Yani 8 elinin üstünde olduğu sürece gayet olumlu. Çünkü neden diyeceksiniz olursanız burada bir kanal yükseliş yani bir kanal boyu kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. O da buradaki seviyeye kadar bir hareket önümüzdeki günlerde bu ayda %27 iskonto 11-12 TL seviyesine kadar bir hareket söz konusu olabilir dedik de kristal varmış, Pegasus varmış. Tez tez ola bir bakalım. Şimdi hatta ben daha önce size söyledim dedim ki değerli dostlar e, temel analizimizin e, programı biter ise e, bu e, hisseyle ilgili e, bir video çekeceğiz. Programı daha bitiremedik. Yani açıkçası 17'nin üstünde olduğu sürece olumlu. 17'nin altında stop loss olunabilir ama şirket zaten çalışıyor, öğretiyor ve yatırımları devam ediyor. Orada Buradaki seviyelere 18, 19, 20 seviyesine kadar takip edilebilir. Tezolda. Ee, yeni imata bir bakalım. Yani e, Aksa. Grafik olarak e, bize bir şey anlatmayabilir ama temel olarak iyi bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadede e, bence buradaki yükselen kanalı takip etmek gerekiyor. 45'in altı 45-50'nin altı stop loss üstünde olduğu sürece takip edilebilir. Çok güzel bir kanalı var. Bu kanal kırılmaması gerekiyor. Kırıldığı an itibariyle sen de kırılırsın. İşmen'e bir bakalım. Genel itibariyle nasıl bir işmen. Allah. sana. Sana şunu söyleyeyim yani bu şirket şöyle bir hareket yapmak istiyor, tamam? Şöyle bir hareket yapmak istiyor yani buradaki 23-24 seviyesine doğru bir hareket yapmak istiyor olabilir. Genel itibariyle şuranın altı stop loss olunması gerekiyor. 19-55 seviyesi, 19-60 seviyesinin altı kapanışlar stop loss üstünde olduğu sürece de takip edilebilir 23-50 seviyesine kadar. Politik varmış, Garfa varmış. Genel itibariyle hacim 8 günün üstünde Mekli ve Erasay aldığı olan şirketler bunlarmış. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.